Bize bir vurana biz bin vururuz. Kimse bizi Akdeniz'deki haklı mücadelemizde yıpratamaz. Saf dışı hiç bırakamaz. Her geçen gün gelişen milli savunma sanayimizle Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da hassas stratejilerimizle gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Batı'nın inatla besleyip desteklediği darbeci Hafter'e inat, Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek çıkmıştı. Libya'da Türkiye üzerine dönen komploları, asıl oyunun kimler tarafından çevrildiğini sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kısa bir şekilde Libya'da neler oldu? Kim kimin altına çanak tutuyor? Kim kimdir? Hep beraber bunu inceleyeceğiz. Türkiye, Libya ile Doğu Akdeniz'de sınır anlaşması imzalayınca sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanmaya başladı. Libya ve Doğu Akdeniz'de kirli oyun peşinde koşanlar hüsran yaşadı. Kaddafi sonrası General Hafter ortaya sürüldü. Batı'dan ve bölgeden bazı ülkeler Hafter'e destek verdi. 2014 yılında Bingazi kentinde başlattığı Onur Operasyonu sonrası kendisine Fransa destek verdi. Ardından kendisi gibi bir darbeci olan Sisi de Hafter'e desteğini verdi. Sadece bununla da kalınmadı. Fransa ve Mısır'ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Hafter'e desteğini gösterdi. Kesenin ağzını açan Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Para ve askeri teçhizat desteği sınırsızdı. Hafter batıda destek toplamaya başladı. Libya'da petrol sahalarını ele geçirdikten sonra "Bana destek verin, Libya'yı size açayım" diyerek giderek güç toplamaya başladı. Hafter'in teklifi tüm akbabaların iştahını adeta kabartmıştı. Libya petrolünün peşine düşenlerin desteğini alan Hafter, kendisine sadık milislerden güney, doğu ve kuzeyden 3 birlik oluşturdu. Para ve askeri teçhizat desteği de alan Hafter, Libya'yı bölmek için çalışmalara hızla başladı. Sudan Özgürlük Ordusu 2017 yılından itibaren yaklaşık 1000 savaşçısıyla bölgede çatışmalarda yer alıyor. Sudan'dan başka bir örgütse Sudan Özgürlük Güçleri Topluluğu. Zakava kabilesine mensup savaşçılardan oluşan bu grup yaklaşık 500 savaşçıyla cephede. Ocak 2017'de Libya açıklarındaki bir savaş gemisinde Rusya Savunma Bakanı ve Hafter bir araya geldi. Buluşmada 2 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirildi. Wagner grubu olarak bilinen Rus paralı askerlerinin sayısı 1500 olarak biliniyor ve ne tesadüftür ki 2017 yılından itibaren Libya'da faaliyet göstermeye başladılar. Hafter cephesi buluşma sonrasında Kaddafi döneminden kalan siber ticaretin sürdürülmesi, Rusya'nın Libya'da askeri üsler inşa etmesi konusunda anlaşma sağlandı açıklamasını yaptı. Bu nedenle Rusya Libya'da Hafter güçlerinin devam etmesini istiyor. Bölgedeki işgalci çeteler Hafter liderliğinde para ve silah çıkarları için çatışmaya kan dökmeye devam ediyorlar. Batı'dan ve çevre ülkelerden gelen çeteler, paralı askerler ve kabileler paranın peşinde. Kirli ittifakı ve Hafter'i ayakta tutan güç, çeteler ve ordudan kendisine katılan askerleriyle elde ettiği zaferler oldu. Hafter ittifakının güç kaybı ve bölgede gerileme yaşaması, kirli ittifakın dağılması anlamına geliyor. Çıkarları için cephede savaşan grupların dağılması anlamına geliyor. Tam olarak da işte bu noktada Türkiye ortaya çıkıyor. Türkiye'nin askeri desteği Libya'nın kaderini belirleyecek en önemli etkenlerden olacak. Mesele Arap Yarımadası olduysa bilinmelidir ki hedef Türkiye'dir. Bilinmelidir ki asıl oyun bunun üzerine kuruluyor. Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında köprü oluşu, bir sürü değerli kaynağa ev sahipliği yapması, oyunun Türkiye üzerinde oynanmasının sebeplerinden sadece birkaçı. Arap Yarımadası'nın sürekli karışık olmasının nedeni de işte tam da budur. Suriye'de de mesele zaten buydu. Libya'da da mesele zaten buydu. Planlar kurulur, komplolar düzenlenir, bu oyunda Türkiye'yi saf dışı bırakmak için çabalanır. Ama her zaman olduğu gibi
biz bu çabaları, bu oyunları derdest ettik, bundan sonra da edeceğiz. Ediyoruz da. Türkiye, yerli ve milli insansız hava araçlarıyla Libya'daki UMH güçlerinin arkasında dururken Hafter milislerini bombardımana tutuyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçen gece iki kargo uçağı silah ve milis getiren Hafter, Trablus'a yeni saldırı yaparken ağır kayıplar verdi. Türk İHA SİHA'ları Sirte'nin batısında Alvaska ile Güney Trablus ve Doğu Rasfana'da teröristleri hedef aldı. En az 81 militan öldürülürken onlarcası da yaralandı. Ölenlerden birçoğunun üst düzey komutan olduğu belirtiliyor. Orta Doğu'da 2. İsrail olma çabasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki teröristlere desteği sürerken Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti yani UMH, milislere yeni ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı milisler başkent Trablus'a yönelik saldırılarda ağır kayıplar verdi. Son birkaç gündür devam eden çatışmalarda Sirte'nin batısındaki Alvaska'da kıdemli subaylar da dahil olmak üzere en az 53 terörist öldürüldü. Güney Trablusgarp'ta ve Doğu Rafsana'da 16 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Teröristlerin sivilleri hedef almasından sonra harekete geçen UMH'nin kara birlikleri ilerlerken, Türkiye'nin ülkede bulunan İHA ve SİHA'ları milisleri ve araçlarını bombalamaya devam ediyor. Ölüler arasında binbaşı General Ali Sidi ve Komutan Sabri El Mutahar da var. Yerel kaynaklar, UMH birliklerinin geçen hafta ele geçirdiği Vatiye hava üssünü yıkmak ve kullanılmaz hale getirmek isteyen Hafter milislerinin de ağır kayıplar verdiğini bildirdi. UMH güçleri isyancı birliklerinden zırhlı araçları ve ekipmanlarının çoğunu tahrip ederken birçoğunu da ele geçirdi. Operasyonda en az 27 Hafter milisinin ele geçirildiği belirtiliyor. Çatışmada Ahmet ve Muhammed El Haddad, El Rejbani dahil Hafter'e sadık kıdemli askerlerin de öldüğü belirtildi. Yaralı milislerden çoğunun Sudanlı paralı askerler olduğu ifade edildi. UMH güçleri, Misratan'ın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Long 2 tipinde SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı. Misrata, başkent Trablus'un yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunuyor. Çin yapımı Wing Long 2 tipindeki SİHA, üretici ülke dışında sadece Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin envanterinde bulunuyor. Hafter'in en büyük destekçileri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter güçlerinin işlediği kanlı SİHA saldırılarının da sorumlusu olarak gösteriliyor. Düşürülen SİHA'nın Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu güçlerine destek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri tarafından kullanılan Çin yapımı Wing Long 2 olduğu ifade edildi. SİHA, Aselsan yapımı 50 kW güç üreten lazer hava savunma sistemi tarafından Misrata kenti üzerinde uçarken vurularak düşürüldü. Hedefi etkisiz hale getirmek için yoğun ısı yayarak yanmasını ve arızalanmasının sağlanması mantığıyla çalışan lazer silahları, başta Çin ve Amerika olmak üzere bazı ülkeler tarafından son yıllarda Ar-Ge çalışmalarının odak noktaları haline geldi. Türkiye, Aselsan ve bir takım özel kuruluşlarla lazer silah geliştirmek için çalışan ülkeler arasında yer alıyor. İngiliz gazeteci Jonathan Fento Harvey, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da istikrarı baltalamak için büyük çaba sarf ettiğini söyledi. İngiliz gazeteci, yakıcı ideolojik ve tamahkar güdülerle hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri, kendisiyle sınır dahi paylaşmadığı Libya'ya senelerdir müdahale etmekte. Fakat bu uzaklığına rağmen petrol zengini Kuzey Afrika ülkesinin siyasi geleceği Birleşik Arap Emirlikleri'nin genel jeopolitik hırsları adına ya batarsın ya çıkarsın durumunu sunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'in Trablus'u ele geçirmesine yardım ediyor gibi görünse de asıl amacı bağımsız ve istikrarlı bir petrol zengini Libya'nın ortaya çıkmasını önlemek. Çünkü bağımsız ve zengin bir Libya, Abu Dhabi'nin bölgesel egemen güç olma arzusunun önündeki büyük engellerden birisi. Yemen ve Somali'de manipüle edilemeyen merkezi hükümetleri zayıflatmak için bölücü grupları destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri, uyguladığı böl ve yönet politikaları Libya'da da göstermeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter'i Sisi 2 olarak görüyor. Tıpkı Mısır'da Suudilerle birlikte darbeyi fonlaması gibi,
Libya'da da kendine bağımlı antidemokratik bir askeri rejim kurmanın peşinde dedi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Süveyhan askeri hava üssünden kalkan iki askeri kargo uçağının, ülkemizin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerince kontrol edilen Ermer şehrinin güneyindeki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait El Hadim askeri üssüne indiği belirtildi. Açıklamada konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. Öfke Volkanı Operasyonu basın merkezi tarafından 28 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan askeri mühimmat taşıyan Rus yapımı kargo uçaklarının Libya'nın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdiğini aktarmıştı. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki Süveyhan hava üssünden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merç kentinde bulunan Hadim hava üssüne indiklerinin tespit edildiği belirtilmişti. 12 Ocak'la 25 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'nın doğusundaki Hafter güçlerine 6.000 tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlendiği belirtilmişti. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizler tarih sahnesinin en gür sesiyiz. Sesimize ses olun. Dünyaya hep beraber haykıralım. Allah'a emanet olun.